sürdürülebilir sosyoekonomik uyum için girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi projesi kapsamında başarılı projeler ödüllendirildi. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 32,5 milyon euro bütçesi olan proje kapsamında 5 farklı hibe programı ilan edilerek 117 projeye yaklaşık 11 milyon euro kaynak tahsis edildiğini açıkladı. 32,5 milyon avro bütçesi olan proje kapsamında 5 farklı hibe programı ilan edildi. 117 projeye yaklaşık 11 milyon euro kaynak tahsis edildi. Saydığım 11 ilde önemli ortak kullanım tesisleri, girişimcilik ve istihdam projeleri başarılı bir şekilde yürütülüyor. Enhancer kapsamında bugüne kadar 2305 kişi genel girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamladı. Bugüne kadar gerçekleştirilen B2B görüşmeler, yatırımcı buluşmaları gibi etkinliklerle 379 firma temsilcisi bir araya getirildi. Birçok şirket kuruldu, yeni istihdam oluşturuldu. Biraz önce Sayın Komisyoner bu rakamları sizlerle paylaştı. Projenin 11 ilde uygulandığını söyleyen Varank, 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin kurulmasını hedeflediklerini belirterek, Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı Türkiye dedi. Teknoloji tabanlı girişimciliği stratejimizin odağına yerleştirdik. Ulusal teknoloji girişimciliği yeni stratejisini de yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz. Bu stratejiyle 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin kurulmasını hedefliyoruz. Bütün bu altyapı yatırımları ve destekler Türkiye'de şu anda gördüğümüz girişimcilikteki sıçramanın aslında kaynağı konumunda. Hamdolsun bugün Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı Türkiye olmuştur. Şüphesiz sürdürülebilir sosyoekonomik uyum için girişimcilik kapasitesinin iyileştirilmesi projesi yani Enhancer'da gerek bütçesi gerekse hedefleriyle Türkiye'nin ivmelenmesine büyük katkı sağlıyor.